Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün cumartesi. Sonunda tatildeyim artık. Evdeyim. Ama nasıl geçecek? Tabii ki yine ev işleriyle geçecek. Böyle bir vlog başlatmak istedim. Bizim yani çalışan insanların genelde hafta sonları temizlikle geçer. Çünkü hafta içi hiçbir şey yapmaya haliniz kalmaz. Bugün de öyle bir gün. Yine evdeyim. Şimdi mutfağı falan toparlayacağım. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Odamı süpüreceğim, temizleyeceğim. Daha sonra saçlarımı boyatmaya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla beyazım çıktı. Bilmiyorum buradan böyle baktığınız zaman belli oluyor mu? Bir dip boya yaptıracağım. Belki uçlarına yine bir sarı yaptırırım, bilemiyorum. Öyle bir aklımda o tarz bir şey var. Şu an saat 12 çeyrek geçiyor. Belki kuaföre 4 gibi falan giderim. Oradan dönüşte de çünkü 2-3 saat beni kilitleyecek zaten böyle bu saç. Oradan da belki bir alışveriş merkezine gidebiliriz. Alışveriş yapabiliriz. Bilmiyorum. O şekilde bir açayım dedim videoyu. Dün de çok güzel bir şey oldu benim için. Melisa Esamar kanalımdaki takipçilerimle dün akşam 2-3 saat boyunca yine oyunlar oynadık. PUBG oynadık, Among Us oynadık. Çok güzeldi gerçekten. Ben böyle olacağını tahmin etmiyordum. Dün akşam yazdım, dedim ki arkadaşlar ben akşam 11.30 gibi oyuna gireceğim. Gelmek isteyenler, müsait olanlar varsa yazsınlar Discord'dan. Ve Seşör Selim, yani 10 kişiye yakın toplandık. Herkes PUBG indirdi, herkes silmişti. Çok güzel bir vakit geçirmiş oldum dün akşam. Öyle nedense bu videoda da bunu bahsetmek istedim. Şimdi videomuza geçelim. Tam işe başlıyordum ki kapı çaldı. Efe ve annem geldi. Ne? Efe bakın neler almış. Böyle toplar almışlar köpükten. Şimdi Efe bunları boyayıp gezegenler yapacak. Bir de böyle boyalar almışlar. Efe gerçekten resim yapmayı falan çok seviyor, gezegenleri yapmayı. Bildiğiniz böyle bir sanat aşkı var yani. Şimdi çok güzel yapacak onları. Bak çok güzel oldu. Şimdi yapınca... Yapınca bize göster olur mu? Olur. Şimdi hangi gezegeni yapıyorsun? Merkür tamamlandı. Bu Merkür mü? Hı. Çok güzel. Bunu bir yere çıkaralım. Bizim şöyle kahvemiz vardı. Taze çekilmiş. İlk önce kahve içelim dedi annem. Ondan sonra temizlik yapalım. Şöyle. Kahvemizi içelim önce. Biz böyle büyük bardakta içiyoruz. Anca kesiyor. Kerem. Bak Queen bardağını sordu dün Kerem. Burada. Seviyorum bu bardağı. Kerem geldiğinde bu bardakla kahve yapacağım ona. Bursa'yı bekliyorum artık. Evet, şimdi biraz kahve zamanı. Ojelerime bakmayın. Yarın toparlanacak. Yarın da devam edeceğim bu lava. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şöyle bir takım almıştım ben kendime. Kaseleri falan şöyle bellemeye şundan. Ama bunu sonra anneme verdim. Yani dörtlüydü bu zaten. Almıştım. Sonra bir dörtlü daha aldım. Sekizliye tamamlamıştım günlük yemek takımı olarak kullanmak için. Ama sonradan içime sinmedi. Çok kalın yani seramik olduğu için. Bir tane dörtlüsünü anneme verdim. Bir dörtlüyü aldım. Dörtlü bizim yemek takımımız olacak günlük. Şurada kapatmak zorunda kaldım. Şimdi işte en son kendime porlandım. Botanikal takımını aldım. Günlük onu kullanacağım. Bir de bundan dörtlü var. Bunu her gün melihli kullanırız. Altılı
gerektiğinde de Portland'ınkini çıkartırım diye düşündüm. Ama bu da güzel bir takım yani. Günlük alınabilir karı koca kullanmak için. Şurada arkadaşlar şöyle bir saklama kapı cam. Paşa Bahçe'den aldım. Anneme verdim bir tanesini. Altılıydı bu. Instagram'da paylaşmıştım. Linkte bırakmıştım. Oradan takip edebilirsiniz. Şöyle cam, ikili bölmeli saklama kabı. Çok mantıklı ve çok güzel. Şöyle düşünün. Hani kahvaltılık mesela bir şeyiniz arttığı zaman camda saklamak bence her zaman daha iyi. 6 taneydi. Hani illa altın olmasına gerek yok. Zaten buzdolabında duracak bir şey bu. Böyle bir tanesini anneme verdim. Şimdi temizliğe devam ediyorum. İşin kötü yanı yılbaşı akşamında Şarköy'e gittik ya, orada selfie çubuğumu unutmuşum. Yani selfie çubuğu derken ayaklı tripod yani. Onu hep kullanıyordum. Şimdi telefonu nereye koyacağım onu hep hani şaşırıyorum yani. Elimde rahat olmuyor. Neyse mutfak şu an bu şekilde. Devam edelim temizliğe. Hem de temizlik vlogları zaten siz çok seviyorsunuz. Sonra odama geçeceğim. Odamı da aynı şekilde silip süpüreceğim. Sonra da bakarız. Eğer çok geç olmazsa kuaföre gitmeyi düşünüyorum. Eğer çok geç olursa da şey yaparız. Yarın gideriz kuaföre. Bugün alışverişe gidebiliriz. Gezeriz birazcık. O şekilde. Avcılar'da Pelikan'a yakın oturuyorum ben, alışveriş merkezinde. Oraya Ekru diye bir mağaza açılmış. Orası çok hoşuma gitti mesela. Orayı gezebiliriz. Biraz Watson's Gratis'e bakabiliriz. O şekilde boya yarına da kalabilir. Dip boya yaptıracağım dediğim gibi. Öyle. Neyse çok fazla vakit geçirmeyelim de temizliğe devam edelim. Evet, şimdi aslında bitti buradaki bulaşıklar, yani yerleştirmem gereken. Şimdi ocağı falan temizleyelim, öyle devam edelim diyorum. Bir güzel bir mutfak temizleyelim, bitirelim. Tezgah şu an bu halde. Şu an zaten makineye yerleştirmiştik. Şimdi ocağı yağ çözücüyle sileceğim. Ondan sonra o tezgah falan sileceğim ve mutfak tamamlanmış olacak. Şu an çok güzel görünüyor mesela böyle. İşte bu videoları
kendi evimde yapmak inşallah nasip olur. Sık sık bir vlog çekeceğim yani, inanın. Melih'le evlendiğimiz zaman, evimiz olduğu zaman hep bu şekilde videolar çekmek istiyorum. Çok az kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi mutfağımı temizledim, şöyle tezgahı falan sildim, ocağı sildim. Şimdi odama geçmek istiyorum artık. Geri kalanı annem tekrardan zaten kesin üstünden geçecektir bunu. Yine de şimdilik iyi oldu yani. Evet arkadaşlar, şimdi bu dolapları boşaltıyorum. Şöyle içerisinde bir sürü ıvır zıvır eşyalar var. Onları şimdi bir belirleyeceğim. Bazılarını da çöpe atacağım. Poşette ayırdım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şimdi makarna yiyeceğim. Böyle soslu bir makarna yaptık. Video izliyorum. O şekilde biraz yoruldum. Bütün işte ev falan toparladık ettik. Bakalım kuaföre gidersem giderim ama şu anda bilmiyorum, çok yorgunum. Bugün yine kendimle geçirdiğim bir gün oldu. Temizlikten sonra hiçbir şey yapmadım açıkçası. Yatıp uyumuşum zaten. Kuaföre gidecektim, gitmedim. Öyle yemek yedik. Annemler dışarı çıktılar misafirliğe. Ben gitmedim. Öyle oturuyorum. Şu an saat 11'i çeyrek geçiyor. Tatlı sipariş verdim. Şöyle. Gerçekten çok lezzetliymiş. Krokanlı ve çikolatalı magnolia gibi bir şey. Öyle kahve yaptım. Fal kapattım. Böyle kendi kendime bir gün geçiriyorum. Yarın dip boyaya gitmek istiyorum. Ara ara sarı ışıltılar kattırmak istiyorum saçıma. Çok da yormak istemiyorum çünkü çok kötü durumda zaten. Bayağı bir yıpranmış durumda. Keşke kestirmeseydim. Pişmanlıktır. Sakın kestirmeyin saçlarınız uzunsa.
Çünkü bilmiyorum, çok sağlıksız değildi aslında. Uçlarından kestirebilirdim. Sözümde de kısa kaldı saçlarım. Hani hiç o anda böyle insanın hani gözü kararır ya, öyle bir şeydi yani. Hiç sözümüz aklıma gelmedi. Saçımı kestirdim. Ya uzunken, hani uzun ya da kısa belki bazılarınız için fark etmiyordur ama hani uzun daha güzel gösterebilirdi diye düşünüyorum. Olsun. Sağlık olsun diyelim. Neyse, nereden nereye geldik? Yani kısacası insanın saçları güzel gözükünce kendini daha iyi hissediyor. En azından ben öyle daha iyi hissediyorum. Bakalım. O yüzden yarın kuaföre gideceğim kendim için. Kendimi daha iyi hissetmek için. Bakım yaptıracağım. Öyle bir gün olacak. Ojelerimi silerim. Yeni bir oje sürerim. Yarın kendimize bakalım diyorum. Alışverişe çıkalım falan, öyle takılalım. Şimdi ben biraz daha tatlıyı gömmek istiyorum. Daha sonra bir şeyler seyretmek istiyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Misafirlerimiz var. Teyzemler geliyormuş. Kahvaltıdan sonra ben de duş alıp kuaföre gideceğim. Planım aynı. Evet, burada yiyeceğiz. Evet, çiğ köfte dürüm aldım Kamagene'den. Saçlarım da böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bebek kumralı gibi yaptık. Güzel oldu bence. Hoşuma gitti benim. Nasıl olmuş sizce? Ben çok beğendim. Hem böyle tek renk gibi oldu. Hem de aslında diplerimi boyatmış oldum. Buralardan başladı sarılar. Bu bebek kumralıymış. Benim hoşuma gitti. Yüzüme de yakıştı. Şöyle ışıkta da size göstereyim. Evet, şimdi Pelikan'a gidelim arkadaşlar. Birazcık bir şey bakalım. Saç için bir şeyler bakmak istiyorum aslında. Böyle Urban Care'in saç grisi miymiş neymiş, hiç kullanmadım daha önce de saçları falan uzatıyor diyorlar. Birazcık düğüne kadar uzamasını istiyorum. Çok kısa değil aslında ama daha çok uzasın. Öyle, şimdi ben çiğ köfte falan yedim zaten, karnım da tok. Gidelim Pelikan'a, gezip tozalım, bir şeyler alalım. Şimdi evden çıktım, Pelikan'a gideceğim, alışveriş merkezine. Birazcık dolanacağım. Akşam da eve gelirim, şu ojelerimi silerim artık. Şimdi ilk olarak Evideo'ya bakacağız. Oradan devam. Şimdi günlük takımı aldım ama misafir için almamıştım hala. Gül alınmış. Şöyle bir şey var. Aslında böyle kibar, sade bir şey istiyorum. Mesela şu. Şöyle olabilir. Şöyle çok güzel sosluklar varmış. Var. Çok tatlıymış. Şunlara bayıldım.
Şunlar yeni çıkmış arkadaşlar. Şu. Bir de cheesecake'li vardı. Ondan alacaktım. Limonlu. Bitirmişler ya. Üf, çok merak etmiştim. Sırf şu çikolatalar için Carrefour'a geldim. Bir tane bundan aldım. İşte karamel macchiato diyor. Ama keşke cheesecake'li de kalsaydı. Şu da çıkmış. Bu da yeni. Mozaik bisküvili. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Biraz Watson's alışverişim oldu. Onları da göstereyim size o zaman. Öyle kapatalım. Şimdi açtım kapatmak için ama neyse, aldıklarımı da göstereyim. Evet, ben şimdi eve geldim. Size aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle iki tane Urban Care'ın saç maskesini aldım. Artık biliyorsunuz saçım tekrardan boyattığım için biraz daha bakıma ihtiyacı var. Şöyle saç spreyini aldım. Tonik saç spreyi diyor. Şampuanını aldım. Bunu çok önerdiler bana. Urban Care'ın setini. Ben de denemek istiyorum. Bir de şöyle yine Urban Care'ın saç bakım yağını aldım. Bundan ümitliyim. Çünkü duştan önce bir saat falan saçta bekletmemiz gerekiyormuş. Bu tarz ürünleri seviyorum. Kullandıkça da sizlere yazarım. Bir tane de diş ipi aldım. Ben diş ipi düzenli kullanıyorum. Bu şekilde bir alışverişim oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bonus bölüm. Kumbara yaptım şöyle. Yani mutfaktan bir kavanoz çaldım ve onu kumbara yaptım. Evde de şöyle hasır ip vardı. Ben kendi sözüm için, kullanmak için almıştım. Kurabiyelerimi paketliyordum. Dedim ki bari kumbaramı sarayım. Bugün Evidia'ya gittik ya, orada kumbara baktım işte, kendime alacaktım. Kavanoz yapıyorum diye, böyle kavanozda biriktiriyorum diye. Çok pahalıydı ya. O yüzden dedim ki neden böyle olmasın? Daha güzel. Sıta silikon yapıştırıcı olsaydı daha güzel olurdu da. Bir şey olmaz, artık böyle olsun. Daha güzel bir görüntü. Kapağı da güzel. Kırmızılı kırmızılı. Şimdi paramı saydım. Daha küçük bir kavanozda biriktiriyordum da, o kavanozun üstünde şey vardı. Tamek falan yazıyordu. Gittim bir tane boş kavanoz buldum. Hem boyutu da iyi. Şimdi burada böyle bunun içinde biriktireceğim. Günlük atıyorum 3-5 TL falan. Genelde 1 liralıklar var zaten. Öyle. Yaza doğru açarız. Şu an 135 lira var. Yani çok bir umudum yok da. Zaten paranın değeri de düşüyor. Ama olsun, bir böyle çeyizlik bir şey alınır ya. Neden alınmasın? Neyse, aslında videoyu bitirmiştim de bu bonus bölüm oldu. O yüzden ben kapatayım artık. Hadi, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.